Merhaba arkadaşlar. Ne dedik? Borsamız toparlanıyor. Borsamız ucuz. Halk arzlar toparlanıyor. Halk arzlarda GYO sektörünün şirketlerinin düşüşüyle hani küçük yatırımcıyı bir bezdirme çabası oldu ama onlar da toparlandı. Büyük bir ihtimal yeni halk arzlarımız gelmeye devam ediyor. Ve şu endeksimize baktığımızda hani bir önceki videomuzda da paylaştık. BofA'nın alımları boşuna değildi. Bankalarımıza pozitif puan veren Moody's sonucunda bizce bu hafta, gelecek hafta bu güzel yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Seçim öncesinde hani o düşüşü bize göstermezler demiştik ya. Rally öncesinde alış fırsatını da bize vermezler gibi sanki tahmin ediyoruz ama yine de beklemekte yarar var diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda 4. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketlerimiz var. Yani bunları aslında takip etmemiz de gerekiyor. Şöyle ekranımızı küçültelim. Çok da görmemize gerek yok bizim. Arkadaşlar bu 4. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler aslında hani son günlerde de mutlaka görmüşsünüzdür. Enflasyon muhasebesine geçişte bir durum söz konusu. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Bu ilk açıklanan şirketlerde aslında biz bunları göreceğiz bankacılık haricinde. Bankacılıklarda enflasyon muhasebesine geçilmeyecek ama diğerlerinde geçilecek. Yani duran varlıkların fiyatlanması, şirketlerin daha çok vergi vermesi gibi durumlar söz konusu. O yüzden takip edeceğiz. Özellikle bakın ilk açıklanacaklar işte Katılım Ev banka harici, Tofaş 7 Şubat, Aksa 15 Şubat, Vestel Beyaz Eşya 29 Şubat bekliyoruz. Türk Hava Yolları 1 Mart, Yapı Kredi Bankası 2 Mart, Akse 5 Mart. Bakın Mart'a kadar sarkmış. Aslında ocağın sonunda başlıyor ama hani çoğunlukla Mart'ın sonuna doğru hepsi gelmiş olacak arkadaşlar. 2 Mart Yapı Kredi dedik. Anadolu Efes 6 Mart. 11 Mart BİM. Vestel Ülker. 11 Mart'ta 3'ü birden açıklayacakmış. Bunlar kesinleşmiş arkadaşlar. Mavi 14 Mart. Mavi de bedelsiz artış haberi vermişti gayet güzel. Ve Doğuş 15 Mart'ta bilançolarını açıklayacak. Kesinleşen tarihler bunlar. Borsa İzin'de profiline teşekkür ediyoruz. Kendisini de takip ediyoruz ama şu keşke vay efendim o uçacak bu kaçacak hemen gireceğiz. İki tavan geldi falan işine girmesek. Neyse güzel. Yine de güzel arkadaşlar. Takip edeceğiz. Bakalım bu dördüncü çeyrek bilançolar nasıl gelecek? Bakalım BIST 100 endeksine nasıl bir etki sağlayacak? Karlar uçacak mı kaçacak mı? Yani beklentiler yerine gelecek mi? Şu enflasyon muhasebesindeki pozitif mi olacak, negatif mi olacak? Onu hep beraber izleyeceğiz. Biz yine sizlerle buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar, biz buradayız.